Yep, yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok uzun bir aradan sonra yeni videoyla karşınızdayım. Soccer Manager 2022'de Arsenal kariyerini oynayacağız sizlerle. Arsenal'la hedefimiz Şampiyonlar Ligi tabii ki de hedefimiz olan o Şampiyonlar Ligi'ni anlana kadar güzel bir kariyer sürdürme istiyorum ve özellikle de Arda ardına videolar atmak istiyorum yani şöyle süreli açmadan. İnşallah yapabiliriz. Güzel bir kariyer olacağını düşünüyorum Arsenal'a. Onun dışında diyeceğim başka bir şey yok. Soccer Manager videolarıyla şu anlık başlayacağım günlük. iki günde bir gerekirse. Ondan sonra yeni videolarla, yeni oyunlarla devam edeceğimizi umuyorum. İnşallah arkadaşlar. Evet. O zaman Arsenal'la şöyle neler yaptığımızı sizlere göstereyim. Ufak bir tefek ben oynadım görüyorsunuz zaten 6 Ekim'e kadar geldim. Şöyle kadromuzu sizlere göstereyim. Kadrodan önce sizlere şöyle transferlerimizi göstereyim önce tabii ki transferlerimize gelelim. Transfer. Evet sattığımız oyuncular ve kiraya verdiğimiz oyuncular. Patino, Aziz, Flores, Hutchinson'ı kiraya vermişiz. Genç oyuncularımızı altyapıdan. Onun için Muhammed Elneni Yardım'a bir e sattık 5-25'e. Robolding'i 15 milyona Rangers'ı sattık. Suarez'i 5.5'a. Quest, Queen's Park Rangers sattık. Olayın K'yi kiraladık. Bir Nicolas Pepe'yi de Manchester United'a. Onu e vermedik biz onu ya. Ya da değeri artmış. Yo o kadar ucuz değil o ya. Allah Allah onu için e satmışız. Değeri 28.5 orada çok büyük zarar etmişiz. Onu ben dikkat etmemiştim. O gözden kaçmış. Kira zaten genç oyuncular. Onun dışında gelen oyunculara baktığımızda evet. Gabriel'i aldık. 16 yaşında bir Brezilya'dan bir şöyle potansiyelli geleceğin yıldızlarından bir tanesini aldığımızı düşünüyorum açıkçası. Gabriel şöyle niteliklerine de göz atabilirsiniz arkadaşlar. 86 potansiyeli var. Çok iyi bir şekilde gelişimini sürdürüyor. Geldiğin, geldiğinde 48 veya 46 idi. Şu an 49 olmuş. Güzel. 49 olabilir hatırlamıyorum. Kanat ideğimiz olacak. Rotasyon amaçlı kullanıyoruz kendisini. Onun dışında Çağlar Söyüncü'yü stopere getirdik güzel bir savunma için çok iyi oldu bizim için fizikseli çok iyi, hızlı, dayanıklı, güçlü bir eee ihtiyacımız vardı. Savunmalarımız yavaş kalıyordu açıkçası. Onun dışında Koke'yi getirdim orta sahaya fırsat transfer olarak değerlendirmek istedim. Değişik transfer yapmak istedim daha doğrusu. Hep aldığım oyuncuları almak istemedim. O yüzden Koke'ye yöneldik. Onun dışında burada Milan Boyu aldık genç potansiyel yetenek olarak. Bunların potansiyelinin kaç olduğunu hiçbir fikrim yoktu. Tamamıyla rastgele aldım. Belki çöp olacak. Belki geleceğe yatırım amacıyla uygun zaten. 750 bin 700 bin, 9 bin Açıkçası çok istediğim gibi bir transfer dönemi istediğim bir kadroyu toparlayamadım ama kötü bir şeyimiz yok. Genç bir kadromuz var açıkçası. Özellikle potansiyelimiz çok yüksek. Şöyle göstereyim size 22 yaş ortalama ile şu an tahminimce Premier Lig'in en genç takımıyız. Ama aynı zamanda zayıf olarak zayıflığımız 71 açıkçası. Yani şöyle söyleyebilirim. ikincilik lig Champions, Champions Lig'de Fulham'ın reytingi 68 biz 71'iz. Yani oradan siz düşünün hatta şöyle neyse o kalsın. En iyi oyuncularımız Skoke, Parti ve Bukayo Sako. Ee, diyeceğim başka işi herhangi bir şey yok açıkçası. Şöyle ben taktiklerimize geldiğimizde taktik olarak bu taktiği kullanıyorum genellikle. Yani şu ana kadar %70-80'inde bu taktiği oturttum açıkçası. Burada bir Thomas Partey'imiz sakat. Gabriel tabii ilk 11'de değil. Onun yerine orada kimi oynatır? Şöyle yedekleri bir göz atayım. Ee, evet. Onu oynatmıyoruz. Normalde orada Simitrov oynuyordu ama Simitrov'u orta sayı aldı sakattan dolayı. İki maçta gayet güzel bir performanslarla geldi. Bir gol bir asisti var şu ana kadar. Onun işte takımımızın en iyi oyuncularından Lacazette. Üç gol bir asisti var. Fena değil. Saka. Üç gol iki asist. En iyisi diyebiliriz. Odegaard. iki gol bir asist. Fena değil. Thomas Partey. 7 sekiz ortalama. Herhangi bir gol katkısı yok. Svitrov dediğim gibi bir gol bir asist. Onun dışında Gabriel genç oyuncumuzun da iki golü var arkadaşlar. Evet. Fena deli yani. Arka arkaya iki maçta gol attı. Yedeklerde Tavares'imiz iki maçta yedi. Şans buldu. Gayet güzel oynadı. Hector Bellerin'in Tierney'i dinlendirmek amacıyla onu kullanıyoruz. Onun dışında Şaka işte yedek olarak kullanıyoruz. Ben White'ımız var yedeklerde. Şöyle Koke'yi alabiliriz bu maçı orta sahaya. Çünkü partimiz sakat. E, oyuncu rollerinde top kazanan orta saha değil de. Şöyle Çift yönlü daha iyi olur arkadaşlar. Evet. Bunu oyun kurucu yapalım. Geniş oyun kurucu. Geniş forvet. Saka maka. Evet. Partinin yerine şimdi burada kim alabiliriz? Sambi Lokonga'yı getirelim buraya. Forvetini oraya sağ tarafa. Gabriel kalacak. Kalsın Gabriel arkadaşlar. Evet onun dışında gelelim. Şimdi ligdeki durumumuza tabii ki ligde de önemli. Şu anda 7. sıradayız ama çok kötü başladık. İki maç mı? Üç maç puan alamadık arkadaşlar. Onu da göstereyim birazdan. Liverpool namal biliyor. Gerçi var. Pardon. Bir mağlubiyet olmuş. Onu kaçırdım ben. 14 puanımız var. İkinci Manchester ile aramızda tek maçlık bir fark var. O da bizim için sorun teşkil etmiyor. Şu an sıkışık bir fikstür içerisindeyiz. Çok az atıp biraz fazla yemişiz. İlk 8 hafta için istediğimiz dediğim gibi istediğim gibi başlayamadım. Onun da etkisi var tamamıyla. E sürpriz bir şey var mı dediğimizde yani yok sürpriz yok arkadaşlar. Brentford'un sayanı sıfır puanı var o da ilginç. Gol kralı hemen şöyle göstereyim. Jamie Vardy 8 gol kralı. Thiago Alcantara City'ye gitmiş vay be hem de asist kralı. Onun dışında herhangi bir şey yok. Bu neymiş? va? burada genel gol krallığını mı gösteriyor? Yok burada ayın oyuncularımış tamam. Avrupa Ligi'nde yokuz biliyorsunuz. Hedefimiz direkt ilk 4'e girmek bu sezon eğer inşallah çok isterim ilk 4'e girmeyi. Burada herhangi bir şey gösterebileceğim. Takvimde de neler yaptık şimdi onları gösterebilirim. Hazırlık maçlarını çok önemi yok ama Atletico yendik hazırlık maçlarına. Kırsız parası 0-0 kaldık. Chelsea'yi ilginlik 2, 2 haftasında görüyorsunuz. Chelsea'yi 2-1 kaybettik. Yani Samuza arkasından Alson Villa'ya 3-1 kaybettik Tepesman'da. Sonra bir galibiyet aldık. Wolverhampton toparlandığımızı düşünüyordum açıkçası. Ama 3. lig takımı Akroy, Tink, Stanley'yi penaltılarda zarla zorla geçtik. Yedek kadroya çıktım ama yine de geçmemiz gereken bir rakipti bence. Arkada Leicester'la 0-0 kaldık. Newcastle'ı 1-0'la olsa da geçtik. Brentford'u 2-1'le geçtik. Yendik birlikte. Arkasından bu arada yani hemen bir sonraki turda Manchester geldi. Zorlu rakip. Onu da penaltılarda geçmeyi başardık. Normal süresi 0-0 bitti. Arkasından Leeds'te 2-2 kaldık. Sean mı 2-1 yendik. Sean Tapton'u. Onun dışında herhangi bir şeyimiz yok. 2 golden fazla. Bir tane Wolverhampton'a 3 atmışız. az gol atıyoruz. Her maçta bir tane yiyoruz hemen hemen. Golemi problemimiz bir tık düzeldi ilk haftalara göre ama gol atma problemimiz şöyle ufaktan gerçi son iki maçta ikişer gol atmışız. Bugünkü oynayacağımız maçlara şöyle baktığımızda Burnley, Everton, Liverpool, Watford maçları oynamayı düşünüyorum. İlk bölümü çok uzatmak istemiyorum dediğim gibi şu an zaten 7 dakika oldu. O yüzden yani bir sonraki bölümde full maç yapacağız tak 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 diye hedefliyorum. Evet o zaman videoyu like atmayı unutmayın. Ben çok geç söyledim ama hala buraya kadar izleyen varsa gerçekten çok sevmiş olurum. Yorumlara güzel bir mesaj bırakırsa sevinirim. Evet şöyle bakalım. O Degart'ımız ufak bir yorgunluğu var. Orada oynasın mı oynasın. Kevin Tierney tamamdır. İlk 11'i bozmayacağım. Şöyle şöyle bir taktiklere şöyle bir göz atayım. Hücum. Tamamdır. Rakibimiz Kimmiş rakibimiz Burnley. Burnley reklamlardan sonra geçiyoruz maça. Evet. Maça geçtik arkadaşlar. Vidra'nın golüyle 1-0'unu geçtiler. Açıkçası zaten iyi bir performans sergilemiyoruz. İlk yarıda kötü bir oyuna gerideyiz maalesef. Evet. Dediğim gibi gerçekten bir şekilde toparlayamadım şu kadro takımı ya. Çok ilginç. Simitrov gel buraya. Granit Şaka sen buraya gel. Odegaard sen ileri geç. Lacazette'in yerine de şöyle bir Martinelli yapalım. Belki ikinci yarıda çevirebiliriz. 2 oldu Peters. Bundan sonra dönmüyoruz. Çok zor. 2-2 belki bir şey olur bizim için ama Acaba ses çok mu bilmiyorum ki. Evet 2-0. Kendi sağımızdaya hem de Burnley'e kaybediyoruz. Gerçekten kötü bir başlangıç oldu bizim için. Yok kötü yani. Gerçekten iyi de oynamadık. Bakın baksanıza iki şutumuz var sadece. Yani... Rakip kim olursa olsun, kendi evindeki şu çekemez yani. Çok az, evet kötü bir başlangıç olduğumuz için. Devam, ya Liverpool City tak 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 gidiyor. Biz de bu arada kaç maçtır kaybetmiyorduk, bölümü başladık kaybettik arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, en az 6 maçlık bir mağlubiyet serimiz vardı. Yapacak bir şey yok, Lig'de sonra da zorlu bir Everton maçı var. Everton'da nasıl bir şey yakalamış, arka arka eskileri yakalamış, şu an terörmanımızı yapalım arkadaşlar. Evet. 5 maç yapabiliriz aslında. Ortalama bölümleri yarım saate yakın olacaktır. Ama daha uz, uzun veya daha kısa isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Gabriel'imiz sakat. Gabriel'in yerine artık burada parteyi 3 maç gitti büyük ihtimalle. yerine Martinelli'yi alacağım. Martinelli orada geniş forvet oynasın. Kokeri, e, Simiturup şuraya asar. Çok geride kalıyorlar. O yüzden şöyle yerde kalsınlar. Odegaard'ı da ne oldu ya? Zaten olmasa olmayacak illa. İlla bir şeyler olacak yani. Beklin Tamayosu, Simitrov, Saka, Martinelli, Odegaard, Simitrov. Tamamdır arkadaşlar. Buraya ben şöyle bir Tavares yapıştıracağım. Tavares takımımızı bir şey katıyor. Hava katıyor. Tamam. Martina ile oynatmayacağım. Sanbilo Kongo'yu oynatacağım. Devam ediyoruz. Bazı zaman Gabriel'in yerine Genç McNeil alalım. Yedeklerimiz de çok çok iyidir açıkçası. Tempoyu normali düşüreceğim. Tamam. Şöyle bir taktik yaptık. Hadi bakalım. Devam ediyoruz hocam. İkinci maçımız Everton Deplacement'a gidiyoruz. Godison Park'a. Godison Park. Evet reklam çıkmadı. O yüzden kesmeme hiç gerek kalmadı. Gayet güzel oldu. Bu sefer daha düzgün videoları yapmayı düşünüyorum. Özellikle montaj vesaire olsun. Yani kesip kesip devam edeceğim. Eskiden bir kayda basıyordum. Pat 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 gidiyordu. Arada reklamları görüyordu. Artık reklamlar kalmayacak arkadaşlar. Evet Sibitro bu arada yorulmuş. Fena bir kadromuz yok. 1-0 öndeyiz. Golü kim attı kaçırdım. Galiba Lacazette atmış olabilir. Veya Lokonga da çok iyi oynuyor. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Takımı bozmak istemiyorum. Galibiyeti alırsak çok mutlu olacağım. Lakaset 35'te attı. Adın çocuklar dayanın dayanın dayanın. İşte bu. Goodison Park'tan 3 puanla dönüyoruz. 3 puan tek gol aldık. Lacazette'in golüyle. Aferin çocuklar. O Burnley galibiyeti çok gereksizdi arkadaşlar. Seriyi bozdu boşu boşuna. Çok iyi bir oyun sergilemedik ama dominant bir oyunla Kazanmayı başardık mı? Başardık. 36 bin seyircinin önünde. Everton'da yani görüyordunuz az önceki form grafiğini 6 maçta sadece bir kez puan kaybetmişler. Çok çok önemli bir 3 puan oldu bizim için. Rakibimiz tahminimce bizim üstümüzdeydi. Evet. Liverpool. Liverpool çok zorlu bir maç. Liverpool nerelerde bakalım. Liverpool şu an 27 puan. Puan farkı 10 puana çıkmış. City ile 4 puan dayla. 3'tü 4 olmuş. Biz de 7'de başladık. 7. sırada hala. Devam edebiliriz. Evet şöyle basalım. Liverpool'dan 3 puan alırsak açıkçası sezonun kala sezonun kalan süresi kalanı için sezonun kalanı için ümidim daha da artacaktır. Eğer bu maçta fark yerle kaybedersek sezonun geri kalan ümidi için 4 ümidim için birazcık e, düşünme fikri geçecek aklımdan. Evet. 4 eğer bu maçı yerin, 4'e girmek istiyorsa bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Şu an o derecedeyiz bence. Evet seviyeler artık çok yaklaştılar. Güzel bir iyi antrenman Antrenman düzeyi var yani. iyi yapıyorlar antrenmanları. Genç oldukları için olsa gerek. Ya da bana öyle denk geldi. Evet. Şimdi. Avrupa'da karşı biraz daha geride oynayacağım. Ve partiyi bu maçı yetiştirdi. Evet, çok çok güzel olacaktı. Sambil az önce güzel oynadı ama ben oraya bir şaka yapmak lazım arkadaşlar. Şaka önemli bizim için. Tavares nasıl oynamış az önceki maç? Tavares çok iyi koçum be. Kevin Terin'i ama burada güveneceğim. Ön attığımız Saka, Dimitrov, Odegaard üçlüsüyle oynayacağım arkadaşlar. Oyuncu rolüne baktığımızda top kazanan orta saha. defansif oyun kurucu, çift yönlü oyun kurucu. Aynen. Tomiyasu, Çağlar, McNeil tamamdır arkadaşlar. Kadroyu bozmayacağım. Sadece şunu değiştirebiliriz. Devam ediyoruz. Dimitrov, Odegaard, Saka. Hadi koçum. Biraz daha biraz daha kaydedin. Evet, Emirates Stadyumunda Zorlu bir akşam bizi bekliyoruz. Zor bir akşam bizi bekliyor derken 24'te Firmino 1-1 yaptı. 29 Odegaard 2-1. 2-1 41 yine Odegaard. Aferin Odegaard. Maç öncesi konuştuk. Etki yaratmış demek ki. Lacazette yalnız orada performansı düşük. Lacazette'in yerine Martinelli alacağım. Hızlı bir oyuncu arkadaşlar. Kendisi onu genel forette takılsın. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar dayamayın. Ya da 3'ü atın. Çok zor 3 ama şuradan 3 puan alabilecek çok çok güzel olur bizim için. Dayanabilir miyiz? Dayanabilir miyiz demek ne demek ya? Tabii ki dayanabiliriz. Emirates burası. Buradan çıkış yok. Liverpool'u alt ettik. İşte tekrardan umutlarım yeşerdi arkadaşlar. Sezonun kalan zamandaki bütün maçlar için. Harika bir oyun. Tebrikler çocuklar. Simitrov ve Saka'dan ve Odegaard'dan bu üçü hakkında konuştum maç öncesi. Özellikle bu üç oyuncu yok. özel bir konuşma yaptım. Ve üçünden de gol katkısı geldi. Onun dışında herhangi bir gol katkısı yok ama takım olarak gal yüzü önündü. Klakazet bir sıkıntı var Martinez ve Klakazet arasında. Belki devre arası geldiğinde oraya daha değişik bir oyuncu alabiliriz. Olmadı. Sezon sonunda daha iyi bir forreti alabiliriz. Bütçemizin de e, düşünerekten. Onunsta işte gerek alan takım çok güzel ve potansiyeli yüksek e, oyuncular yüksel gene yükselmeye devam edecekler. Evet bu arada Newcastle Manchester Manchester'ı yenmiş, United'ı Brighton'a Manchester City ile beraber kalmış. İşte bu bizim için çok iyi. İlk 4'e rahat girmişizdir diye tahmin ediyorum. Rahat olmasa da ilk 4'e yapıştık artık. 20 20 22 Evet West Ham bu buraları zorluyor. Gerçek hayatta gibi Everton, Manchester, Tottenham arkadan geliyor. Newcastle, hatta Burnley bile buralardaymış. Burnley demek ki boşuna gelinmemişiz. Vay maşallah. Ay işte şakaya kimse kal almıyor ki kimse almıyor. Bak bak reddediyor işte boşu boşuna geliyor telif. Bizi uğraştırıyor bize. Fenerbahçe Eleno yok. Dinamo Moskova yok. Yani umarım bokta kalmamıştır bu oyuncular Hep Çok şey yok. Evet. Sıradaki maçımız Watford'tu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada Tottenham'da bir darbe yedi. Chelsea geçti. West Ham berabere kaldı. Güzel oldu bizim için. Senin süreni arttıracağız koçum şaka. Aferin. 3 maç cezalıydı. Hemen burada ne yapıyor ya? Allah Allah. Ulan 3 maç cezalıydı oğlum? Nasıl oynatayım ben seni? Parti yoksa sen takımın belki misin ya. Ama sen yokken de güzel performansı sergiledik ya. <laughs> şaka Rangers Kızı Yıldız reddet reddet reddet. Maalesef. Ben reddetmiyorum bu arada. Ee, takımların menajerlerine şey olsun. Haberleri olsun yani. Oyuncumuz kabul etmiyor teklifleri. Evet Watford'la güzel bir maç bizleri bekliyor. güzel bir şöyle bir 3-4 atalım ya şöyle ya. Şöyle bir patlayalım bir maçta ama hangi maça denk gelecek bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle antrenmanlarımızı yapalım. Antrenmanlar çok önemli bu sene. Kondisyon açısından kondisyonu çok güzel getiriyor. Zaten kondisyonumuz şu anda tam evet. Parti 87 oldu. Stierney, Belerin, Smitrov ucunda duruyor açıkçası. Onun dışında yükselen şu anda herhangi bir oyuncu yoktur. Devam edelim. Evet. Hadi bakalım. Sürpriz var mı? Sürpriz. Chelsea. West Ham kaybetti. Bizim için fena bir skor değil. 7. E, yedinci sıradayız. Transfer teklifi Galatasaray. Galatasaray'da reddetti. Demek ki Galatasaray'la Fenerbahçe arasında çok bir fark yokmuş oyunda. Ya da Leno'ya göre yokmuş. O oh, bu arada ne bu? F kap. Hemen çekiş tamamlayalım rastgele. İlk turdan biz yokuz. Baya bir takım varmış. Biz bir turda olabiliriz. Evet. Watford'a hep asmanla gidiyoruz. Bull taktik bu taktik Liverpool'u yendiysek bence bu taktikte bir şey vardır arkadaşlar. Taktiği bozmuyorum. İlk 11'den bir tek şakayı alabiliriz şuraya. Şaka. Milan boyu kenara aldık. Ben White'ın. Sakatlandı mı? Yetersiz kondisyona Bu maçta Ben White'ı alabiliriz arkadaşlar. En biraz kondisyon kazansın. Onun dışında kondisyon kazanması gereken herhangi bir oyuncumuz var mı diye baktım. Herhangi bir oyuncu göremiyorum. Şuraya bir Sambi Lokonga getirebiliriz. Tamam. Çok da çıkmak istemiyorum açıkçası. Çünkü 3 puan ihtiyacımız var. Geçelim maça. Evet. Reklam çıkmadı bu arada. Yine kesmeye gerek kalmadı. Şuradan güzel bir üç puan yapıştıralım be. 8 güzel bir başlangıç. Haydi 2. Iki. Haydi 2. İlk yarıda 2-0 olsun. Az çocuklar ilk yarı bir sıfırda kaldı. Odegaard kötü oynuyormuş. O zaman onu dinlendirebiliriz. Dinlendirme maksadıyla da hem çıkartmış oluruz. Gabriel'le ikisini şöyle yer değiştirdik. Onun dışında burada değiştirmemiz gereken herhangi bir oyuncu görmüyorum. Ve devam ediyoruz. Haydi Gabriel genç oyuncular haydi çocuklar. İkinci yarılarda bir genel bir düşüş oluyor. Ama Lacazette bu düşüşü dinlemez. 2-0 yaptı. Lacazette atıyor bugün. Yaşlı kurt. Yaşlı kurt. Başlığımızda belki çıkmış olabilir. Devam. 2-0. Çok temiz galibiyet. Gol yemeden kazanmamız çok önemli bizim için. Gerçekte Rams, Rams değil. Gerçekte çok iyi bir kalıcı ama oyunu da tutturamıyoruz. Ratingi bir düşük kaldı. Tabii ki potansiyeli ama. Evet. Simitoro'dan bir asist daha geldi bu maçta. Güzel performanslar geldik. Odegaard da ortalamanın bir tık altında ama sıkıntı yok. Geri oyuncular tamamlıyor onun kötü performansını. Tottenham bu arada 4.60 şu olan Evet bu skorlar hali 4'e girdi bir şey olabilir miyiz acaba? Yok ya şimdi enfikasını kaybetti. Ya da tam 4. sıradayız tahminimce. daha ilerisi olamaz. James Koç'un fırsatın olduğunu biliyorum ama şu anda kolay değil. Bu da yeni bu da transferlerimizden bir tanesi. Bu az önce gözükmüyordu ya. Bilmiyorum niye gözükmedi ama ha gözüküyordu gerçi. Evet 71 potansiyel. Gözüküyor ama uzatmadık potansiyelini. Sadece milyon boya bakmıştık. Ve dördüncü sıradayız. Ama averajımızı görüyorsunuz. Altımızdaki 12, üstümüzdeki 17. Biz sadece 4 averajımız var. Az atıp biraz da fazla yiyoruz. Evet şakaya transfer yağıyor ama şaka maalesef hepsini reddediyor. Şaka gibi. Şaka şaka mısın lan sen? Hadi be bir maç daha yapacağım. Şu Manchester derbisiyle bitirelim bölüme. Bakayım şu süre. Ona göre bir <laughs> ona göre bir Manchester derbisiyle bitirdi maçı. Usta gel bakalım. Fenerbahçe Sparta ya yemiş bu arada. Tamam. Hadi gelin şu maçı da yapalım. Yapalım bu maçı da yapalım. Güzel bir şekilde 25 dakikalık temiz bir video çıkmış tahminimce. Çıkmış olabilir şu anda. Dakikalı tahminlerimce. Şu an 22 dakikaya yaklaşan bir video var. Evet, Beleri 82 oldu. Tierney 83 oldu. Onun dışında işte Simitrov dayandı. Dayandı 80'e. Evet, bir sonraki bölümde de antrenman tesislerimiz ve genç akademimizi yükseltmeyi düşünüyorum. Evet, Manchester United'ın hocası ne demiş? Eme, evet, bence maçı kazanacağız ama bunu yapmak için doğru şekilde oynamamız gerekiyor. Kardeşim doğru da yapsan, yanlış da yapsan bu maçı biz alacağız. Burada Liverpool'u yendik. Ligin liderini yendik. Hadi bakalım. Hadi bakalım güzel bir maç bizleri bekliyor. İstanbul Okongo'da iki maçta da gayet güzel performanslar geldi ama e, i̇lk 11 oyuncularımız tabi ki bunlar olacak. Bu taktikte açıkçası çok çok iyi oldu. Odegaard seni gelir şu on kuruş yapsak Sen gel gel şu on kuruş ol. Simitro ve sakalarımız kanatlarda. Güzel bir yedek kattığımızda oluştu arkadaşlar. Lakasa çok formda açıkçası bu bölümde 3 gol birden attı galiba değil mi? Aynen bölümün oyuncusu anketinde yapabiliriz isterseniz. Evet Emirates Stadyumunda yine güzel bir akşam bizleri bekliyor. Zorlu Manchester karşısında bakalım galibiyet alabilecek miyiz? Bu koyu sakattı. 28'e 1-0 yaptı ki ilk yarıda Manchester United karşısında. Lacazette biraz performansı zayıf. Simitov'un da performansı zayıf. Burada nasıl bir takviye yapabiliriz diye şöyle bir göz attığımda Martin Evli ve Gabriel dışında çok herhangi bir alternatifimiz yok. Açıkçası değişiklik şöyle yapacağım. Oyuncu rollerini değiştireceğim. Genel forvet yapacağım. Bunu da geniş forvet yapacağım. Hadi bakalım. Değişik bir şeyler yaptım. sakal 2-0 yaptı. Haydi çocuklar. Skor muyum, Skoru benim için kafi. Kafi. Aman aman. Son dakika kavani yaptı yapacağını ama yemeseydik çok daha tatlı olurdu. Haber da artışmış olacaktı ama burası ne dedik biz? Burası Emirates. Buradan çıkış yok. O kadar. Saka aferin oğlum. 2 gol birden attı yine. Geçen maç iki asit atmıştı. İki yani iki gol atmıştı. Odegaard atmıştı iki gol. Doğru Odegaard atmıştı. Saka attı iki gol. Asistler var mı? Bir tane Kevin Tierney'den var. Onun dışında işte herhangi bir yok. Karşıda Pepe'miz zayıf oynamış. Güzel. Bravo çocuklar. Güzel bir maçta da güzel bir galibiyetle de bölümümüzü artık noktalandırmanın zamanı geldi arkadaşlar. Şöyle Oo, Burnley Liverpool'u yenmiş. Gördüm orada. Gördüm gördüm. Gözümden kaçmadı kaçmadı. Gel koçum gel. Evet şöyle bir göz attığımızda 4. sıradaki yerimiz garanti. Manchester City ile 26 aynı puandayız. Chelsea 27 bir puan arkasındayız. Liverpool ligin liderinden de Yaklaşık 4 puan gerideyiz. Çok iyi bir şekilde tamamladık bölümü. Yani Burnley mağlubiyetiyle açıp böyle tamamlayacağımızı hiç aklıma gelmezdi. Ya Burnley mağlubiyetti hiç aklıma gelmez açıkçası. Güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Bence karlı bir karlı bir kapanış oldu diyebiliriz. Arkamızda yalnız Everton geliyor ve Manchester 21. Onun için Nevkas, West Ham United ve Tottenham'da maçar, maç eksikliğiyle beraber 21-21 geliyorlar. Burnley bu arada ilk 9 İçerisinde o da dediğim bizim gibi eksi averajdı. Gerçi biz eksi değiliz ama averajı az yani. Demek istediğim Leicester'ın 9 averajı var. Burada Leeds 0 da burada duruyor. Brentford bir puan almış. Eksi 40 averaj. Daha ligin iyi, iyi geriz bitmeden. Gol krallığına baktığımızda bizden herhangi bir oyuncu yok. Sabah gol krallığında birinci. Thiago da asiste birinci. Bizden yine kimse yok. En iyi oyunculara baktığımızda yine bizden kimse yok. Ve maçın adamının yine bizden kimse yok. Şöyle bizim genel istatistiklerimizi bir göz atalım mı? En iyi, en iyi oyuncumuz kimmiş evet Lacazette'in 6 golü var Bukayo Saka 5 gol 3 asist takımımızın şu anda su kareli oyuncusu arkasından Odegaard geliyor 4 gol 4 golü var bir tane de asist vardı yanlış hatırlamıyorsam Gabriel 2 gol, Hector Beder'in 2 gol Simitro 3 asist Saka 3 asist, Enketia, Lokonga, Şaka diye devam ediyor maçın adamında Hector 3 asist 3 kez en iyi oyuncu da Lokonga ama maç azlığı var o yüzden Tomiyasu'yu diyebiliriz ve arkasından Çağlar geliyor şu anda Saka hücumda, defansa da Çağlar ve Tomiyasu ikilisi gerçekten çok iyi işler yapıyor diyebiliriz. O zaman bu bölüm burada tamamlayalım arkadaşlar. Güzel bir bölümü buraya bıraktık. Videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde bizi zor maçlar yine bekliyor olacak. Daha çıplak almayalım.